Tabii ki bizler de hani endişelerimizi dile getirebiliriz ama burada bilimin söyleyeceği, kıymetli hocalarımızın söyleyeceği esastır. Hemen Profesör Doktor Derya Altunyıldız'ı bağlanalım ve hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hocam bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Hocam Derya hocam, Sayın Derya Unutmaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi hocam maymun çiçeği ülkemize giriş yaptı mı, yapmadı mı? Sağlık Bakanlığı giriş yapmadığını henüz söylüyor fakat an meselesi diyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Mehmet Ceyhan hocamızla da konuştuğumuzda şimdi yok diyebilmemiz için her bir vakayı incelememiz gerekiyor. Onun için yok ya da var demek çok reel değil gibi bir açıklama yapmıştı. Sizin bu konuya yaklaşımınız nasıl onu merak ediyorum. Sonra biraz değerlendirmenizi isteyeceğim bizim için. Buyurun. Tabii. Aslında hemen birkaç çok net bir şey söyleyeyim. Birincisi bu maymun çiçeği Türkiye'de görülebilir. Geçen 2022 yılındaki acil durumda da birkaç vaka görülmüştü. Hı hı. Bu şu demek değildir. Eyvah maymun çiçeği ülkemize girdi. Şimdi COVID'de olduğu gibi yayılmaya başlayacak. Kesinlikle böyle bir durum olmaz. Çünkü çok sınırlı kalan bir virüs. Örneğin bugün zannediyorum Tayland'da bir vaka tespit ettiler. Hatta 2022'deki virüs salgınında dünyada 100 bin kadar vaka görüldü. Amerika'da 30 bin küsur vaka görüldü ve 100-200 arasında insan hayatını kaybetti. Ama kendi kendine derken tabii bu belli bir şekilde kontrol altına alındı. Hı hı. Bunun da sebepleri var. İsterseniz açabilirim. Neden bu virüs COVID gibi bir pandemi oluşturmaz sorusuna cevap vermek lazım. Lütfen tabii buyurun hocam. Öncelikle bu yeni bir virüs değil. 1958 hı hı. yılında Danimarka'da ilk defa izole edilen bir virüs ve Afrika'da özellikle Kongo bölgesinde devamlı olarak salgın oluşturan bir virüs. Hı hı. Ve daha önceki versiyonları çok daha ölümcüldü. %5-6 oranında ölüm oranları vardı. Bu son clade dediğimiz yani değişik varyantlar diyebilirsiniz. Clade 2, 2022'deki clade 2 ölüm oranı oldukça düşüktü. 100 bin kişide dediğim gibi 100-200 arasında bir ölüm oldu. Bunlar da çok bağışıklığı düşük olan insanlardı. Hı. Bu yeni versiyon clade 1B bir tık daha yüksek ölüm oranı ama yine de COVID'den bile daha düşük. Biraz önce oradaki misafirlerinize de sordunuz. Aşısı olan yani çiçek aşısı olan kişilerde şiddetli hastalık olması olasılığı çok çok düşük. Çünkü o çiçek aşısı zaten bu virüse karşı da koruyor. Diğer bir taraftan bu virüsün yayılma yolu COVID gibi değil. Yani havadan yayılmıyor. COVID örneğin bir kişi enfekte oluyor. O bir kişi 5 kişi, 6 kişi hatta 10 kişi enfekte edebiliyor. Bu virüste ise böyle bir durum yok. Size bulaşabilmesi için ancak yüzeyde oluşan, ciltte oluşan bu kabarcıklar, onların içinde virüs zaten büyüyor, gelişiyor, çoğalıyor. Onlara dokunmanız lazım ve oradan sizin vücudunuza bir şekilde virüsün girmesi lazım. Hı hı. Veyahut da böyle bir hastanın yattığı yataktaki çarşaflarda olabilir, kullandığı havluda olabilir. Tabii sağlık personeli açısından risk taşıyor. Onların çok dikkat etmesi lazım. Ama şöyle bir durum yok. Örneğin metroda gidiyorsunuz ve yanınızda da maymun çiçeği olan birisi tesadüfen oturmuş olabilir. Size ondan yanınızda bulaşma olasılığı çok çok düşük. Bu bakımdan böyle çok yayılabilecek bir virüs değil ama Türkiye'de de görülürse çok şaşılacak bir durum olmaz. Bu insanları paniğe getirmemesi lazım. Hocam müsaade ederseniz bir iki spesifik soru sormak isteyeceğim size. Şöyle kısaca cevaplayabilirseniz. Şimdi 1990 sonrasında çocuklarımıza uyguladığımız ve ara ara tekrar ettiğimiz aşıların içerisinden çıkarıldı mı çiçek aşısı? Sonrası değil, 1980 yıllarında bu çiçek aşısı yapılması durduruldu. Hı. Çünkü 70'li yılların sonunda çiçek diye bir virüs kalmadı dünyada. Hı hı. Bu dünyadan yok edildi bu virüs. Çiçek ki
dünyada en çok insan öldüren bir virüstü. Evet. Bu çok korkunç bir salgındı. Bu bakımdan artık ülkeler hiç çiçek vakası olmadığı için aşı yapmanın gereği olmadığına karar verdiler. Bu bakımdan biraz önce de bahsedildiği gibi bende de şeyi var, izi var. Bizim yaşımızda olan gruplarda Epey büyük bir izi aşı vardır var. onun. Bacakta Evet, aynen öyle. zannedersem hanımefendilerde, beyefendilerde kollarda büyük bir iz bırakıyor çiçek aşısı. Peki Evet. hocam şöyle bir duyum var. Sizin de teyit etmenizi rica edeceğim. Ülkeler bir araya geliyorlar ve laboratuvarlardaki çiçek aşısının ortadan kalkmasıyla riskin laboratuvarlarda çiçek virüsü stokunun ortadan kaldırılması kararı çıkıyor. Ülkeler, bizim ülkemiz mesela bu stoklarını yok ediyorlar. Fakat Amerika'da laboratuvarlarda çiçek virüsünün bir şekilde tutulduğu anlaşılıyor. Böyle bir bilgiyi teyit edebilir misiniz? Evet, bu doğrudur. Dünyada zannediyorum iki laboratuvarda var. Bir tanesi Amerika'da level 4 dediğimiz, level 4 dediğimiz çok yüksek korunaklı bir buradaki CDC dediğimiz bir kurumun laboratuvarında bu virüs saklanır durumda. Bir de zannediyorum Rusya'da var bu virüsün bir kopyası ama son 50 yılda bu virüsten bir sıkıntı olmadı. Şimdi Soğuk Savaş Aşı dönemini de göz önünde bulundurursak, bir Rusya'da çok korunaklı bir laboratuvar, bir Amerika'da çok korunaklı bir laboratuvar deyince sizin gibi çok kıymetli bir hocamız, tabii ki insanın aklına tahmin edersiniz ki bin bir tane soru geliyor hocam. Tabii yani böyle bir risk her zaman, hatta bu konu hep gündeme gelmiştir. Bu son stokları da yok edelim mi? Ama tabii Amerika'da da bir şüphe var. Biz yok edersek acaba Ruslar yok edecekler mi? Eğer böyle bir çiçek virüsü tekrar ortaya çıkarsa, bizim elimizde bu stok olmazsa bunu nasıl çalışacağız gibi bir şey de var. Ama ben bu riskin çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir de aşı bu virüse bağlı değil. Bu aslında varisella dediğimiz, yani bu çiçek virüsünün zayıflatılmış bir versiyonu. Hatta ilk versiyonu Ankara'da geliştirildi. Onun için adı da Ankara virüsü aşısıdır. Bu çiçek virüsüne aynı aşı, bu maymun virüsüne Monkeypox. karşı da etkili. Aynı zamanda BioNTech geçenlerde açıklama yaptı. Onlar da yine mRNA teknolojisiyle bir aşı da geliştirmeyi düşünüyorlar. Ben açıkçası maymun çiçeği için böyle herkesin aşılanması gerekecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece selektif grupların, yani risk altında olan grupların veyahut da şu anda Kongo'da tabii salgın en fazla yayılıyor, orada o bölgelerin aşılanması için gerekli olabilir. Aşı stoğu şu anda oldukça düşük miktarda. Birkaç yüz bin adet var. Bu bakımdan da biraz sıkıntı var. Zaten bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü bu acil durumu ilan etmek istedi. Çünkü Afrika'daki bu salgını kontrol altına almak istediler. Dünyaya da çok fazla yayılmasın diye. Ve bu bakımdan da tabii acil durum olunca aşılar şimdi biraz daha üretilmeye başlanacak, stoklar artacak. Bir de tabii ki ülkeler daha etkin bir şekilde tarama yapacaklar. O bölgeden gelen kişilerin taranması veyahut da o bölgeye gidecek olan kişilerin aşılanması gibi durumlarda söz konusu olacak. Şimdi hocam, Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre tabii ki ülkemizde şu an itibariyle belki kayıtlı bir monkeypox, maymun çiçeği vakası yok. Fakat siz kayıtlı olmayan, belki daha hastaneye başvurmadığı, belki kuluçka safhası daha yeni tamamlandı, hastaneye başvurmayan herhangi bir vakanın olabileceğine dair ülkemizde böyle bir düşünceniz var mı? Bu mümkün, çünkü biliyorsunuz ülkemize çok miktarda yabancı turist geliyor, yabancı insan geliyor, Afrika'dan da gelen insanlar var. Çok bir de maalesef bu virüsün kuluçka devresi çok büyük, çok uzun.
COVID gibi değil. Yaklaşık 20 gün, 21 gün Oo, sürebilen bir kuluçka bayağı. devresi var. Fakat iyi haber, kuluçka devresinde bulaşıcılığı çok çok düşük. Sadece semptomlar oluşmadan birkaç gün önce cinsel ilişkiyle bulaşabilme riski var. Ama tabii ki bu virüsü kapmış 20 gün önce veyahut da bir hafta önce kapmış ve Türkiye'de şu anda bulunan kişiler olabilirler. Bu bir sürpriz olmaz açıkçası. Burada yapılacak olan, yani dediğim gibi, bir panik yapmamak, ama tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın bu kişileri hızlı bir şekilde izole etmesi ve özellikle onların temas içinde olduğu, yani temas derken aynı evde oturan veyahut da işte herhangi bir cinsel ilişki olmuşsa o kişinin kullandığı giyecekleri veya eşyalarını kullanan başka kişiler olmuşsa bunları da bir şekilde izole ederek onların da bu virüsü kapıp kapmadığını testle zaten tespit etmek oldukça kolay. Evet. Bu yapılırsa hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Çok fazla yayılmasını Peki da Derya Hocam, önlenmiş olur. Şimdi semptomlara baktığımızda ilk gözümüze çarpan vücuttaki döküntüler, ama bu su çiçeğiyle de karışabilir, alerjiyle de karışabilir. O kadar çok karışabilecek vücut refleksi var ki maymun çiçeği hastalığıyla birlikte. Birincisi, kendi kendimize nasıl bunu teşhis edip ben maymun çiçeği oldum diyebiliriz. Nasılsa geçer diye belki üstüne anti-enflamatuar bir krem sürebiliriz ya da başka bir şekilde kendi önlemimizi almaya çalışabiliriz. Ya da bir anti-alerjik hapla gidermeye çalışabiliriz. Bu sırada tabii bağışıklık düşüyor, yaygınlığı fazlalaşıyor. Birinci bunu sormak istiyorum. Bir de velev ki böyle bir risk var. Nasıl tedavi oluyor? Ölüm riski yüzde kaç? Tabii. Bu virüs aslında ilk önce işte ateş, halsizlik, sanki bir grip olmuşsunuz gibi başlayabiliyor ve ama hızlı bir şekilde özellikle önce yüzde ve kollarda, vücudun diğer bölgelerinde çok bariz kabarıcıklar, kırmızı halde ve bunlar gittikçe içi sıvı doluyor ve büyüyor. Aslında su çiçeğinden oldukça farklı, onun kabarcıkları çok daha küçük olurlar. Bir de yetişkinlerde çok nadirdir, göremezsiniz. Çünkü çoğumuz yaşlanmışızdır, geçirmişizdir çocukken. Bu bakımdan bağışıklığımız vardır. Açıkçası yani bir sağlık personelinin veya bir doktorun bunu teşhis etmesi çok zor değil. Oldukça net gözüken ve çok bariz gözüken kabarcıklar bunlar. Ama burada önemli olan nokta şu, velev ki sizde böyle bir kabarcıklık olduğu ve birdenbire panik yaptınız, şüphelendiniz. Önce kendinize şunu sormanız lazım, yani benim böyle bir riskli kişilerle bir ilişkim oldu mu? Yani böyle bir kişiyle ne bileyim Afrika'ya gidip gelmiş veyahut da oradan seyahat etmiş kişilerle aynı ortamı uzun süre paylaştım mı? Veyahut da daha yakın ilişkiler kurdum mu? Böyle bir risk yoksa bunun sizde bir maymun çiçeği olma olasılığı çok çok düşük. Ama yine de tabii ki şüpheleniyorsanız bir doktora gözükmekte fayda var. Olasılık olarak düşük. Ölüm olasılığı da çok yüksek değil. Dediğim gibi eğer zaten aşılanmış olan kişilerde çok çok düşük bir olasılık şiddetli hastalığın olması. Çünkü bu aşılar çok uzun süre koruyucu etkiye sahip. Çiçek aşısı özellikle. Enfekte olabilirsiniz ama ağır hastalığı kesinlikle önlerler. Daha çok risk çocuklarda oluyor. Yani çocuklar ve hamile kadınlarda oluyor. Bir de nadiren bağışıklığı çok düşük olan insanlarda oluyor. Özellikle Afrika'da sosyoekonomi bölümü çok... durumu çok düşük olan insanlar arasında yayıldığı için orada da zaten ölümlerin %70-80'i çocuklar arasında oldu. Buna rağmen yine de %0,5 civarlarında, yani 200-300 kişiden bir kişi, gençlerse, çocuklarsa hayatını kaybedebiliyor. Ama bu Afrika şartlarında böyle. Tabii ki orada bu kişilere bakım çok çok düşük. Yani bizim örneğin sağlık sistemimiz içinde
Ben bu ölüm oranının çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Hocam, Ve umarım tabii ki çocuklar arasında yayılmaz. Şimdi değil ama bugüne kadar ülkemizde bir maymun çiçeği vakası tespit edilmiş mi? Literatürde var mı bu? Bu birinci sorun. Bir de hemen ardından diyelim ki biri bir maymun çiçek hastalığı geçirdi. Tekrar yakalanma riski var mı? Birinci soru zannediyorum 2022'deki salgında birkaç vaka görülmüştü ama bu yayınlandı mı açıkçası bilmiyorum. O zamandan hatırlıyorum bir iki vaka tespit edilmişti. Şu anda da olabilir dediğim gibi bu gayet mümkündür. Tayland'da, Pakistan'da, zannediyorum Singapur'da birer vaka tespit edildi. Çünkü sonuçta dünya çok hareketli, insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. Tabii bunun önüne geçebilmenin bir yolu yani en azından riski azaltmak için o bölgeden gelen kişilerde bir tarama yapılması, bariz belirtiler var mı yok mu? Tabii bu onlarda çiçek, maymun çiçeği yok anlamına gelmiyor. Dediğim gibi kuluçka süresi oldukça uzun.